Ortaklaşa olarak düzenlemiş olduğum, bu sene birincisi olarak düşündüğümüz ana konusundan tarihi Mersin'i yaşamak ve yaşatmak amaçlı bir etkinlikler zincirinin başlaması. Bu konudaki amaçlarımızı, niçin yaptığımızı, program konusundan bu konuda büyük emekleri geçen, gerçekten çok uzun süredir bir fiil, hem fikriyle, hem emeğiyle, hem koşturmasıyla çaba gösteren Profesör Doktor Sayın Hüseyin Tor Hocam'ın açıklamalarını, basın açıklamasını yapacak. Daha sonra da bu konuda sorularınız olursa sorularınızı... Bu kurulun içine girdim ve Uray Caddesi'nde orayı seçmemizin nedeni de doğal olarak tarihi ve doğal mimari görüntüsü bizi oraya çekti. Şimdi amaçlarımıza ve orayın kısaca bir geçmişine yönelik bir metin okuyacağım. 1830'lu yıllarda kentimizin kalbi olan Uray Caddesi adını Türkçe belediye anlamına gelen Uray'dan almıştır. Cumhuriyet'ten sonra belediye binası burada hizmet vermeye başlar. Ancak günümüzde bildiğimiz gibi belediye binası halihazırdaki bulunduğu taş binada hizmetlerine devam etmektedir. Mersin'i oldukça cazip haline getiren bu cadde ticaret merkezi olarak tam da uluslararası buluşma noktası olmuştur. Adana-Mersin arası demir yolunun faaliyet göstermesi, hatta Bağdat hattına bağlanmasıyla kent göç almaya başlamış ve kültürler arası yerleşim alanına dönüşmüştür. Geçim kaynağı genellikle deniz yoluyla ithalat, ihracat faaliyetleri olarak yoğunlaştırılmıştır. Süveyş kanalı kerestesi Toros dağlarının ormanlarından sağlanarak Mersin limanından gönderilmiştir. Bunun yanında pamuk ticaretinin de geliştiği bu yıllarda oldukça cazip hale gelen Mersin birçok ticaretçiye kucak açmıştır. Cadde boyunca önemli mimari yapıların kamu kuruluşlarına ve ticaret işleriyle uğraşan şahıslara ait olduğu bilinmektedir. Bunun yanında hala hazırda hizmet veren bir takım ibadethane